Allah bize hadis nimet vermiştir. Biz de kendimiz sayesinde nimetlendik. Evet. Bizim ondan nimetlenmemiz mümkün olmadığı kadar hadis işlerin onda bulunması da imkansızdır. Devamında işte demek ki herkes kendini görmüştür diye devam ediyor. Bu biraz hadis sonradan yaratılan, var olan. Allah bize hadis nimet vermiş derken biz nasıl ki hadis varlığız, sonradan yaratıldık. Dolayısıyla verdiği nimet de bu bağlamda hadis olmuyor mu? Mümkünden vermiş. Yani sonradan, yani hadis sonradan verilmiş bir nimet oluyor yani. Hadis varlığa, biz hadis varlığız Allah'ın ilminde. Zatından almıyoruz yani, zat katından almıyoruz. Şimdi zatından alınıyor ama direkt zatıyla bağlantılı değil. Tabii ki bütün bunlar zatından vücut bulan şeyler ama mertebe mertebe. Yani zatı da bütün bunları oluşu Allah mertebesinden yapıyor. Evet. Bakın, zat direkt zat olarak yapmaz bunu. Bütün bu oluşu Allah mertebesinden yapıyor. Orası bize kapalı, perde ardı. Çünkü Allah'ın zatı üzerine tefekkür etmeyiniz buyuruluyor. Resulullah Efendimiz'in uyarısı da var. Kur'an-ı Kerim'de ayet de var bu hususta. Burada zata dair biz bir tefekkür alanımız yok. Peki bütün bu geliş zattan olmasına rağmen zat Allah ismini perde yapmış kendine. Ve bütün bu oluşu vermeyi Allah isminden veriyor. Dolayısıyla zat ile varlık arasında bir perdesiz münasebet asla yoktur. Olamaz. İbn Arabi Hazretleri bunu ifade ediyor. Zat ile varlık arasında mutlak münasebet perde ile. Perde ardından olur ki Allah ismi de bir perdedir. Bir mertebedir yani. Çünkü Allah, zat, Allah ismine ehadiyetinden tenezzül ederek, buralar la tayyün makam, zat alanı. Ehadiyetinden tenezzül ederek, tayyün ederek hakikati Muhammediye'yi halk etti. İlk var olan, yaratılan şey nuru Muhammediye, hakikati Muhammediye. Buralar tabi aklımızın algılayamadığı alanlar. Allah zatı, Allah ismine aracılığı ile ya da vesilesi ile ehadiyet mertebesinden nasıl tayyün ile nuru Muhammediye'yi halk etmiş. Burası tabii bizim aklımızın almayacağı yerler. Ama bu kadarının bilgisini öğrenmiş oluyoruz, biliyoruz. Peygamber Efendimizin Miraç'ta yakınlaşması, o perdelerin tamamı kalkmış mıydı hocam orada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbi ile görüştü. Kendi yaratıcısı olan Rabbi, bakın yani bizim anladığımız, evet, bu ilimlerden edindiğimiz bilgiyle anladığımız Allah ile bir görüşme söz konusu değil. Rabbi ile görüştü. Rabbül Alemin. Resulullah Efendimizin Rabbi, Rabbül Alemin'dir. Rabbül Alemin Allah değil mi diyeceksiniz? Evet, Allah'tır. O zaman ama bunu zat olarak algılamayın. Yani Allah zatı ile görüştü gibi bir şey anlaşılmaz. Bu ilk anlaşılmasın. İlk yaratılışta söz verdiğimiz sen bizim Rabbimizsin dediği Rabbi ile mi acaba hocam? Tabii Rabbi ile görüştü. Yani Rab ismi neydi? Evet, Rab. İslah eden, evet, terbiye eden, terkip eden terkip anlamlarına eden geliyor. Yani kendi terkibini oluşturan Allah'ın bakın bunlar hep mertebe. Yani zat ayrı bir mertebe. Allah ismi zata evet işaret eder ama o da bir mertebedir. Ve Rab ismi o da ayrı bir mertebedir. Yani yine bunlar Allah ismine bağlıdır. Yani reisleri Allah ismidir bunlar. Şimdi bunları ayrı ayrı bir şeylermiş gibi de algılamayalım bak. Yani Rabbi ile görüştü derken o zaman senin Rabbin, benim Rabbim, onun Rabbi hep ayrı ayrı Rablar mı var? Hayır. Meleke şeklinde düşünmek lazım. Hepimizin Rabbi Allah ama Allah Rab ismiyle hepimize ayrı muamelede bulunuyor. Adeta bunu şöyle kabul edin. Hepimize bir kırmızı hat çekilmiş. Özel. Sadece o hattan biz konuşabiliriz Allah'la. İşte Rab ismi sağlıyor bunu. Her kişiye münhasır. Özel. İşte buna Rabbi has denilen alan oluyor burası. Rabbi has. Allah ile yaratılmış olan kulun özel bağlantısı. Başka hiçbir mahlukat o alana vakıf olamaz. Her yaratılmışta da böyle Allah-u Teala'nın özel bağlantısı olan bir bağı vardır. İşte bu Rab ismiyle olur. Rab, terbiye eden, ıslah eden, terkip eden anlamlarına gelir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta Rabbi ile görüştü. Rabbi ilk yaratılan şey Nur-u Muhammediye olduğu için, hakikati Muhammediye olduğu için bu bağlamda diyoruz. Onun Rabbi Rabbul Alemin'dir. Çünkü ilk yaratılan şeyi yaratan Rab, Rabbul Alemin yarattığı için onun Rabbi de Rabbul Alemin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazı dualarında Ya Rabbi diye bu nida ile yaptığı dualar vardır. Biz o Ya Rabbi demesi bizim anlayacağımız şekilde aslında bize göre Ya Rabbul Alemin'e çıkar. Biz kendimiz Allah'a dua ederken Ya Rabbi dediğimizde alanı kısıtlamış oluruz. Kendimizle ilgili alanlarda isteyebiliriz. Onun için yani ben Yakup Efendi hakkında bir şey istersem Ya Rabbel Alemin dersem doğru olur. Evet. Çünkü Ya Rabbi Yakup kardeşe şifa ver dersem kendi Rabbimden Yakup'a şifa istemiş oluyorum ki bu nakıs bir dua olur. Ama Allah'ım Yakup'a şifa ver dersen işte o zaman doğru. Sağlam, eksikliği olmayan bir dua veya Ya Rabbul Alemin dediğimde. İşte ama Resulullah Efendimizin, burayı anlayalım, Ya Rabbi diye duaları bize göre Ya Rabbul Alemin ne çıkar? Eşittir bize Ya Rabbul Alemin. Çünkü ilk yaratılan hakikati Muhammediye olduğu için Rabbul Alemin onun Rabbidir. Burayı iyi anlayalım. Bizim Rabbimize ulaşmamız öldüğümüz vakit mi o zaman? Yoksa ölmeden önce de? Ölmeden önce ölünüz hadisi şerifine göre evet. Hareket ederse Rabbini tanır, anlar. Zaten ne diyor hadisi şerifte Resulullah Efendimiz? Nefsini bilen Rabbini bilir. Tabii kişi nefsini bilirse bu dünya hayatında yaşarken işte ölmeden önce ölenlerden olur ki Rabbini tanımış olur, bilmiş olur. Ama Rabbini tanıması kişinin kendine münhasır Rabbini tanımak demektir. Meseleyi orada bitmiyor. Rabbini tanıdıktan sonra Rabbül Alemini tanıma yolculuğuna devam etmek gerekir. Çünkü Rabbini tanıyan kendisi açısından kendisiyle Allah arasındaki bağı cihetiyle Rabbini bilmiş olur. Rabbül Alemini tanırsan bütün alemdeki oluşa göre Rabbi, Rabbül Alemini tanımış olursun. Orada da hani Allah'ı idrak edilemeyeceğini idrak. Bu Rabbül Alemine çıkıyor. Tabii hocam. Rabbül Alemine çıkıyor. Allah'ı idrak edilemeyeceğini idraktır. Burada İbn Arabi Hazretleri ne dedi? İki çeşit, ya vasıl olunarak idrak edilir dedi ya da idrak edilemeyeceğini idrak ederek ulaşılmış olur, tanınmış olur Allah dedi. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi idrak edilemeyeceğini, idrak bir idraktır. Çünkü hakiki manada kamil bir idrak asla mümkün değildir. Çünkü ihata edemez. Kul yaratılmış. Allah'ı nasıl kamilen idrak etsin? Mümkün değil. İdrak edemez yani. Yaratılmış bir şey, yaratanını ihata etmen gerekir ki kamil idraki anlamam, bu manayı anlıyoruz. İhata etmek. Yani her şeyiyle onu bilmek, kuşatmak gerekir. Yaratılmış yaratanını asla ihata edemez. O zaman da hakiki manada idrak